Rabbim acil şifalar versin. İyi ölümler. Geçmiş olsun. Allah. Proje kapsamında buradayız. Bir sergi, bir ilmek örgü atölyesinde örülen el emeği, göz nuru, oyuncak bebeklerin lösemil çocuklara bayram hediyesi olarak verilmesi çerçevesinde geldik. Buradaki maksadımız, projemizin de, buradaki faaliyetlerimizin de maksadı bir farkındalık oluşturmak. İnsanların ilgisini bu hastalığa çekmek. Çocukların varlığı çok önemli çünkü çocuklar masumiyeti temsil ediyor. Masumiyetin yaşaması lazım. İnsanlığın yaşayabilmesi için masumiyetin devam etmesi gerekir. Dünyada huzurun ve barışın temini ancak bu yolla mümkündür. Biz de bu çerçevede, bu düşüncelerle Bitser Üniversitesi bünyesinde bir proje başlattık, bir kampanya geliştirdik. Donör kampanyası aynı zamanda devam ediyor. Projemize destekler geldi. Yurt içinden, yurt dışında çeşitli destekler geldi sağ olsunlar. Şu anda Bitlis Aile Destek Merkezi ve Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de birer sınıf açmak suretiyle bu projeye destek veriyorlar. Üniversitemiz personeli, Bitlis'i kadınlar, erkekler, öğrencilerimiz bu bebekleri örerek çocuklara ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ilk partisini bugün Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne getirmek suretiyle başlattık. Bundan sonraki süreçte yine yakın iller başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde tabii ki Esra Hanım'ın özel bir rolü olduğunu söylemek istiyorum. Tabii üniversitemiz rektörünün yani bu projeyi duyduğu andan itibaren ki desteği devam ediyor sağ olsunlar. Arkadaşlarımızın hepsi çok güçlü bir destek verdiler. Üniversitedeki idareci arkadaşlarımız, ilgili birim yetkilileri destek verdiler. Çok başarılı bir şekilde yürüyor. Başta söylediğim noktayı bir kez daha tekrar ederek noktalamak istiyorum. O da şudur. Biz bu meseleye, lösemili çocuklar meselesine dikkat çekmek istiyoruz. Tek hedefimiz budur. Bunda başarılı olacağımıza inanıyorum. Bütün lösemili çocuklara şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bu mübarek Ramazan vesilesiyle hepsine Allah'tan şifa diliyorum. İyi ki bu projeyi önermişim. Çok güçlü desteklerle iyi ki yola çıkmışım. Sayın rektörümüz, sayın rektör yardımcımız ilk duyduğu anlardan beri bizim arkamızdaydı bu projeyle alakalı. İyi ki o atölyeyi kurdurabilmişiz. İyi ki üniversite olarak böyle bir projeyi imza atabilmişiz. Böyle bir öncülük yapabilmişiz. Bunun ayrı bir mutluluğunu, gururunu yaşıyorum ama çocuklarımız beni hüzünlendiriyor gerçekten onları hasta görmek. Rabbim hiçbir çocuğa hastalık vermesin. Verdiğine de acil şifalar nasip etsin. Burada amacımız lösemiye bir farkındalık oluşturmaktı. 3 tüp kan vererek bir çocuğun belki de bu hastalığı yenmesine vesile olabilirsiniz. Sadece 3 tüp kanla belki şurada gördüğümüz çocuklardan biri sizin kanınızla iyileşebilir. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Tamam. Böyle. Bitlis Eren Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Oradan buraya kadar zahmet edip çocuklarımızı sevindirdiler. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz.
bu tip sosyal paylaşım projelerinin artmasını temenni ederiz. Tabii ki bir diğer sorunumuz da hastalarda, onkoloji hastalarında, gerek lösemide, diğer çocuk kanseri hastalarda kan ihtiyaçlarımız oluyor. Bu kan ihtiyacı için mutlaka insanlar duyarlı davranmalı. Kızılay Kan Merkezi'nde kan vermeliler. Ayrıca kemik iliği nakli için hastaların, insanların donör olmasını gerektiğini bir daha söylüyoruz. Korkacak hiçbir şey yoktur. 3 tip kanla bu iş halledilebiliyor. Duygusal olarak olaya yaklaşmasın insanlar. Bazen insanlar duygusal olarak oraya yaklaşıp kampanyalarla gidip ilik örneği veriyorlar. O ilik örneği birine uyuyor, fakat uyduğu zaman o insan iliği vermekten vazgeçiyor. O diğer insanın, hakikaten o insanların, o ailelerin, o çocukların umutları yıkılıyor. Korkmasınlar ama iyi düşünsünler. Yarın vazgeçeceği bir şey, bir durum söz konusuysa, cayacakları bir durum söz konusuysa bu tip davranışlarda bulunup insanları üzmesinler. Sosyal medya kampanyalarına dayanarak insanlar bunu yapmasınlar. İnsanlar araştırsınlar, sorsunlar, soruştursunlar. Ondan sonra gönül olarak bu işe girsinler. Çünkü sosyal medya kampanyalarına işe girdikleri zaman gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İnsanlar korkmasınlar. 3 tüp kan verecekler. Onun dışında da başka bir şey yok. Acı yok. Bir problem yaşamıyor insanlar. Mutlaka insanlar duyarlı olmaya ve kök hücre nakli için donör olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.